Yemeklerine şahit edeceğiz. Yemeklerine şahit edeceğiz. Muhabbetlerine şahit edeceğiz. Bakalım bizleri neler neler. Tekke Gıda ile buram buram Karaman programı tüm hızıyla devam ediyor değerli dostlar. Evet, bu hafta da yine güzel bir köyümüzde, Karaman'ımızın Güzide köylerinden bir tanesinde, Göksu'nun kenarında şirin mi şirin incirleriyle ünlü bir köyümüzdeyiz efendim. Neredeyiz? Bostanözü köyündeyiz efendim. Bostanözü'nde bakalım bugün bizleri neler bekliyor, hepsini göreceğiz, beraber bir şekilde yaşayacağız. Ama onun öncesinde, programımıza başlamadan önce ne yapıyoruz efendim? Hemen şu sol tarafta bulunan YouTube kanalımıza abone oluyorsunuz, bildirimleri açıyorsunuz, beğeniler, yorumlar, hepsini bekliyoruz sizlerden. Hadi bakalım, birlikteliğimize başlıyoruz, yollara revan oluyoruz. Abi neye bakıyoruz şöyle? Ya buraya bir şeyler yapacağız işte. Eğriliğine mi bakıyoruz? Evet. Eğri mi? Düz mü? Eğri. Eğri mi? Nasıl düzelteceğiz bunu? Düzelteceğiz ya. Uğraşa düzelteceğiz. Uğraşa. Evet. Bir de ben bakayım, dur. Bak. Çok da eğri değil ya. Haften eğri. Evet. Haften eğri. Abi merhaba, nasılsın? Merhaba. Allah razı olsun, iyidir abi. Sizler nasılsınız? Şöyle geçelim. Evet, abimiz burada çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Şöyle, bunlar nar mı abi? Nar, evet. Bunlar nar. İncir. Bunlar senin mi abi hepsi? Evet abi. İncir de var. İncir de İncirler var. Büyümeye başladı mı? İnşallah. Ne zaman çıkar bu incirler? 8. ayda. 8. ayda. Evet. 8. ayda bir daha gelin diyorsun yani. İnşallah. İnşallah. İncir yüme. İsim neydi abi? Ramazan. Ramazan abi, buralı mısın? Bostanözü'lü müsün? Bostanözü'lüyüm. Buradaki arazi senin. Ağaçlar, evet. İncir, nar, hepsi senin. Ne istersen var. Tamam. Burada yaşıyorum. Evet, burada yaşıyorum. Ama iyi terlemişsin ha. Ya çalışıyoruz ya, sıcak. Çalışan adam da olur bu. Evet. Şöyle alnın bir terleyecek diyorum yani, değil mi? Tabii. Ramazan abi. Evet. Başka bir şey yok ama, değil mi? Burada uğraş verdiğin. Bunlar işte bahçe ya, başka bir şey yok. Başka bir şey yok. Evet. Emeklilik var mı? Var. İyi, var. O da bir taraftan gelir tabii. Oluyor. İnşallah. Çoluk çocuk? Var. Sıkıntı yok? Sıkıntı yok. Kaç çocuk var? İki çocuk var. Bir oğlan bir kız. Hay maşallah. Onlar Karaman'da mı, burada mı onlar da? Karaman'da. Okuyorlar. Yok. Mı? Evlendik. Ha, evlendiler. Evet. Torun da vardır senin var orada. Var tabii canım. Oho, Ramazan abi sen. İhtiyar gibi görmedim ben zaten seni ama sen bayağı bir çökmüşsün ya o zaman. İnşallah. Torun olduysa olmuştur o iş yani. Torun olduysa yaşlandı. İyi maşallah Ramazan abi. Abi buradaki gelirler size yeterli kalıyor mu? Yani bunlardır işte, neyse, incir mincir, kiraz biraz ne ekiyorsanız yok, artık. Yok ya, o kadar da aşırı değil ya. Ama Allah'ımın verdiğinde bin vereceğiz şükür. Yoktan iyidir. Amin. Şurada eşiyle dostla yedin. Değil mi? Aynen öyle. Evet. Şimdi bunu düzelttikten sonra ne yapacağız Ramazan abi? Ben buraya fok oturmak için bir yer yapacağım. Ha, kendin oturmak için? İncir zamanı yoldan gelip geçenler incir yer, incir alır. Oh, satış yerde yapacaksın yani. Tabii. Evet, bunu da duyurmuş olalım efendim. Aynen. İncir zamanı gelirseniz Ramazan abimiz hemen yolun kenarına, Bostanözü'ye girdiğinizde kenarda satış yapacak. İncir yemeği, incir yapıyordu. Valla bildiğin incir. Çay da koyacaksın tabii, sen onun tabii, yanına. Tabii bak, çay da var, hepsi var. Evet. Hepsi var. Evet.
Ramazan abi çok teşekkür ederiz. Çok sağ olasın ya. Teşekkür ederim abi. Bugün sizin köye çekeceğiz artık. İnşallah. Bakalım neler var köyde. Evet. Hayırlısı inşallah. Hayırlısı. Hayırlısı. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Allah razı olsun. Ha, sağ olasın. Sağ olasın. Ulan arkadaş burası neresiymiş böyle ya? Bir sürü araba var, motor var. Abi o traktör var bir sürü. Valla burası kimin evi ise bilmem ama iyi bir eve benziyor ha. Ben size deyiveren gülüm yani. Ben size deyiveren. Selamun aleyküm. Selam. Evet abi hoş geldin. Burası hoş bulduk. Boston Özü muhtarın evi. Nerenin hoş evi? Boston Özü köyü muhtarın evi. Ali Önkol. Muhtar da sensin. Evet. Duruyor. Çünkü yakışıklı bir adama benziyorum. Sağ ol teşekkür zaten ederim. Bu kadar şey araba maraba senin gibi kelli felli bir adama yakışırdı yani. Aynen öyle. Atadan kalma. Eyvallah. Abi muhtarım. Evet. Böyle. Burası sana ait ama bana iyi de bir yer bulmuşsun ha. Köyde böyle evet. Ayaklar altında. Ha? Aynen öyle. Yani inciri, narı, zeytini. Hepsi var. Hepsi var. Vallahi muhtarım. Cennet meyvesi. Harika valla. Ortam çok güzel. Şunların hepsi ne muhtarım? İncir ağacı. İncir ağaçları. Evet. Evet. Tabi burada üzümler falan da var ama. Üzüm. Dedik ki Ağustos ayında yiyebilirsiniz bunlar. Doğru mu muhtarım? Doğrudur. Ağustos ayında yiyebilirsiniz. Muhtarım. Burası sana ait. Burası mülk bana ait. Önce Allah'a ait. Ondan sonra bana. Eyvallah. Şu girişteki evlerde mi sana ait? Yok biraderim. O biraderim. Evet. Burası. Ha, burası burası bana ait. O öbürü ev biraderim. Eyvallah. Burası şimdi Boston Özü'ne geldik. Evet. Boston Özü'nü gezeceğiz, tozacağız. Bir de düğün var. Ona da katılacağız inşallah. Ona da katılacağız inşallah. İnşallah. Yalnız Boston Özü'nün nüfusu kaç putlarım ya? Nüfus 70 hane. 70 hane. Evet. Yani seçmen olarak ne çıktı mesela son seçimlerde? 130 seçmenimiz var. 130 seçmen var. 130 seçmenimiz var. Ama çok güzel bir yerde ya. Göksu'nun evet. Kenarında yemyeşil, harika, oksijen bol. Ha? Aynen. Akdeniz iklimi, havası güzel. Zaten sen de o yüzden geç kalmışsın zaten işte yani. Değil mi Mutlar? Severler aylak. Sen kimin yarısın her yanım oynak. Meram yolunda, şişe belinde. Yollara düşmüş kendi halinde. Köyden önce bana bir bak ya. Hacı, şuna bir bak. Ne gerek var ya? Ekmeğe gerek yok, suya gerek yok. Neyse, hayat soğuk, bu. Soğuk su getir. Ağacı acına dururuz yine ne olacak ya? Vallahi şuna bak. Muhtar. Yemeğe var. Muhtarım bana iyi de bir köşe verdi. Herhalde burada yatar aşağı gider miyim bilmem ben ha. Yatayım mı? Yat, aynen. Soğuk su var. Yo, sıkıntı yok. Az sonra daha soğuk su. Soğuk su ikram alacağız. Değil mi muhtarım? Aynen. Muhtarım kaç çocuk var? 3 tane Mehmet. 3 tane. Buradalar hepsi. Okuyan var mı dışarıda? Yok. Karaman'da çalışıyorlar. Bir tane şey var. Ufak var. Ha burada bir tane ufak var. Geriler Karaman'da çalışıyor. Oğlanla kız Karaman'da büyük. Hmm. Onlar ne iş yapıyor orada? Oğlan beyaz eşyada çalışıyor. Boş marka. Kız da bir emlakçılık dükkanında bekliyor. Oy maşallah. Yoğunluk alayım yanıp. Ben bir soğuk su içeyim bir. Biz de hanımla burada serede salatalık, açıkta kabak. Buyurun. Teşekkürler. Onları topladık. Az sonra da işte. Ne topladık şimdi? Salatalıkla kabak. Salatalıkla kabak. Evet. Onlar oldu tabii. Oldu. Taze. Oh. Yarın pazara çıkacak. Çıkacak. Burada oluyor mu pazar? Burada diğer Karaman'da. Ha Karaman'a Zek. Gidecek. Ha evet. Karaman'a gidecek. Aynen. Tabii Göksu'nun kenarında olmanın avantajını da kullanıyorsunuz değil aynen, mi? Aynen. İklim olarak su. Önce su, ondan sonra yol, ondan sonra zebze, meyve yetişir. Ama tabii eskiye nazaran da yollarımız şu anda güzel zaten. Güzel, sıkıntı güzel. Yok. Yani. Allah Cumhurbaşkanı devletimize zarar vermesin. Amin inşallah. Yenge hanımla geçinebiliyor mu? Geçiniyoruz. Yenge hanım öyle demiyordu ama girerken elinde sopayla girdiydik. Yok. Hayır. İşinde değil hocam oluyoruz. Yenge hanım sen de gel. Buyur şöyle gel lan istersen. Şeyi de çekelim bir daha. Değirmen var ya benim. Değirmeni de çekelim. Her yeri çekelim. Yenge hanım sen kapıdan girdiğimiz elinde bir sopa var. Sanki muhtarıma vuruyor gibi hissettin be. Yok.
Muhtara bu hemen devrilmez zaten muhtara. Ya o muhtarsa sen İçişleri Bakanısın. Ne olacak da yani şimdi? Yok yok. En son keleği sen kesersin burada. Yok tamam. Yok yok. Yoktu değil mi muhtarımıza dayak mayak muhabbeti? Yok yok. Bak biz erkek olarak yanındayız muhtarımın ha. Sağ ol beyler. Yok yok. Ya, aranız iyi ama değil mi? Yani i̇yi, muhabbetiniz şükür. De iyi. Allah kaç yıldır şükür. Evlisiniz muhtarım? 21 yıl. 21 yıl. 21 yıl oldu. 1999'da evlendim. Ya işte 21, 22. Ha 22 yıl. 22 yıl. Ya, 22 yıl. Yani reisin hesabı 22 yıl. 22 yıl olmuş maşallah. Allah'ım size nice 22 yıllar göstersin amin, inşallah. Amin cümlemize. Çocuklarla kavga ediyor mu yenge? Çocuk yok ki. Bir burada 3 yaşında bir kızım var. Oğlan kız Karaman'da. Yani çocuk kavga edecek biri de yok. Yok 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 yok. Yok yok. Kavga edecek biri yok yani. Yok arası işte muhtarla gidiversiniz. Yani o oluyor işte işin derdiyle oluyor o da. İş olmazsa olmayacak da işin derdiyle oluyor. Olsun bakalım olsun bakalım. Evet. Tabii Bostanözü'de dağ köylerinden bir tanesi dağ, değil mi muhtar? Aynen. Efendim ben şunu söylemek isterim. Bildiğim kadarıyla hani Bostanözü ile alakalı bilgim noktasında. Bostanözü tabii burada birçok köyümüz de var. Var. İlerisinde Bayır, Çukur, Ada, Galaba, Çukur. Çukur. Çukurköy, Bayır, Ada, çok Kalaba, var. Daha isimler aklımıza gelmiyor. En son Kızılca, Karaman'a bağlı. Aynen öyle. Dağ köylerindeki insanların sıcakkanlılığı her şeye yeter. Tabii bu şu anlama gelmesin. Ova köylerini hiçe mi sayıyoruz? Hayır. Onların da sevgisi yeter, yüreği yeter. Evet. Haliyle köylülerimiz birbirlerini tamamladıklarında güzel oluyor hayat. Bunu söylemek lazım. Köylülerimiz varsa bizler varız. Aynen. Bunu da bilmek lazım. Aynen. O yüzden... Bostanözü'ne gelebilirsiniz. Özellikle 8. ayda buyur, kesin gelin. Buyur, kesin buyur, gelin. Gelin. Yani bekleriz zincir zamanında falan. Yenge gelin. Biz geleceğiz zaten evet. De şimdi bu kadar izleyen var ya gelirse sizin burada olsun varsın olsun, gelin. Gelin. Haşat gelin. Olabilir. Yok, olsun. Yok. Gelsin. Herkes gelsin. İnsan yemeyle mal bitmez. Herkes gelsin. Evet. 8. ayda üzümlerimiz ve incirlerimiz çıkıyor. Olur. 8. ayda gelin incir ve üzümlere bakın. Buranın harika incirleri var. 10. ayda zeytinimiz, narımız. Oh. Hepsi ya buraya iki ay bir gelin diyor muhtarım yani. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Muhtarım az sonra gezmelere çıkacağız beraber evet. Bir şekilde. Ben sizinle daha çok konuşacağız zaten de. Yine de olsun sormak adına soruyorum. Söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Ya yani şu ön konuşma diyelim. Vallahi abi. Şu anda bir konuşacağım bir şey yok Mehmet abi. Sen sor ben söylerim evet, diyorum. Aynen yani, öyle. Tamam 8. ayda geleceğiz. Sen tamam inşallah. Yapma. Geleceğiz, o incirler yenecek yani. İnşallah, inşallah. Yenge hanım sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yok, sağ olun. Şimdilik bir şeyim yok. Neyse ya, bu yapıyor. 8. ayda geldiğimizde buyur. Yemekler senden olacak gari. Buyurun gelin, buyurun. İnşallah, inşallah. İnşallah, inşallah. İnşallah buyurun gelin, benden olsun varsa. Eyvallah, eyvallah. Evet değerli dostlar, bakalım Bostanözü'nde bizler neler bekliyor. Hadi bakalım, sizler seyre koyulun, bizler de yollara. Hadi bakalım. Köy yerinde tabii ahali toplanmış vaziyette. Biz de bu kalabalığı kaçırmayalım istedik. Şöyle sağ baştan merhabalaşarak selamun aleyküm diyelim aleyküm tekrardan. Selam, hoş geldiniz. Merhaba, merhaba efendim. Hoş geldiniz. Merhaba, merhaba. Hoş bulduk, hoş bulduk, hoş bulduk. Şöyle ben şöyle çömeyim. Şöyle sağ baştan mı başlayayım? Başla sağ baştan yani. Mı sol baştan mı? Fark etmez yani. Erenlerin sağ sol olmaz. Ne olmaz? Erenlerin sağ sol olmaz. En iyi laf bu işte. Yani. Tamam en iyisi bu. Abi isim neydi? Durmuş Keskin. Durmuş Keskin. Durmuş abi buralısın. Bu köylüyüm ben. Burada yaşıyorum. Yeni taşındım. Karaman'daydım. Emekli olduktan sonra taşındım. Ha köyüme geri döneyim. Geri döndüm. Karaman'da evet. Ne iş yapardın? Ben bisküvi fabrikasındaydım. Bisküvi fabrikasında? Evet. Emekli olay yeni mi oldun emekli yoksa? Yok 2 yıl oluyor. İlk yıldır buradasınız o yok. 3 aydır 4 aydır buradayım. Daha yeni taşındım. Eskiden biz çocukken bize bir soru sorarlardı. Köy mü iyi şehir mi iyi diye sorarlardı. Biz de şehir derdik. Hep yok de, niye ben de öyle derdim de şimdi köy iyi oldu. Köy iyi değil mi? Evet köy hayatı çok köy mü iyi şehir mi iyi? Köy. Evet köy yeri tabii ya şuna baksanıza huzur. Havası net, temiz. Oksijen evet, hepsi var. Evet. Dostluklar da burada. Evet. Şimdi burada bir düğün yerine geldik biz. Evet. Kimin düğünü bu? Duran Emir'in düğünü eniştem olur. Duran Emir'in düğünü. Burası evet. Kız tarafı mı olan tarafı kız tarafı. Burası kız tarafı. Evet. İyi maşallah Allah'ın mutluluklarını daim etsin. Amin. Bunlar senin mi? Bunlar torunlar. Kaç çocuk var? Benim 2 oğlan var. İşte biri evli bunlar da torunlar. Maşallah maşallah. Yengem yaşıyor. Yaşıyor yaşıyor. Anlaşıyorsunuz.
Anlaşıyoruz. Buraya gelince daha iyi anlaşıyoruz. Orada kavga mı diyorsun? Oluyordu Karaman'da. Vallahi mi? Evet. Burada yengem burayı çok istediği için mi? Burayı o istiyor. Beraber ortak kararımız. Yok yani hani kavga durmuş ya onun için söylüyorum ya. Ya şehir yerinde ister istemez oluyor. Ya yetmiyor bazı zaman. Evet. Ya işte dur bakalım bir olmuyor. O hesabın evet. içinde yok falan öyle mi? Aynen öyle. Hayırlısı. Hayırlısı bakalım. Ha. Dayım harika bakıyor. Buranın çok eskilerinden. Valla mı? Evet. Eskilerdense biz de yenilerdeniz. Evet. Şöyle yanaşalım. İyi. Bu arada da yeşil sandalyeler de güzelmiş ha. Muhtarlığına ait. Muhtarlığına ait öyle mi? İyi boyalı moyalı yeşil duruyor valla. Koy mali yani koy ait. Senin şapka fena dayı. Şapka güneş gözüme zarar ediyordu. O yüzden şapkayı ondan kullanmıyorum. Ondan dolayı diyorsun yani. Evet. Senin ismin ne dayı? Ben Boston Özlüm. İsmim Yaşar Önkol. Yaşar Önkol. Evet. Yaşar abi sen burada yaşıyorsun mu? Burada yaşıyorum. Yoksa Turmuş abi gibi sen de Karaman'dan mı geldin? Yok ben buradan devamlı. Doğma büyüme buradayım. Ha sen doğma büyüme buradasın. Aynen öyle. Emir kardeşim de burada benim. Aynen öyle. Çaylar Emir'den mi? Kola mı? Ha iyi kola olsun. Çaylar sonra. Buyurun. Tamam. Emir kardeşimle kola içiyoruz. Teşekkürler kardeşim benim. Düğünümüze hoş geldiniz. Düğün sahibiyiz. Ara hayırlı uğurlu olsun inşallah. Sağ olun. Hemen geliyorum Emir'ciğim. Ayağınıza sağlık. Eyvallah dayım. Sen yaş kaç? Yaş 56. 56. Evet. Çok da yaşlı değilmişsin ya. Yok normal daha canım. Güneşten korkuyorum. Getirsin ya. Ya şimdi gözüm benim sağ gözü biraz arızalı da o yüzden güneşten rahat edemediğim için şapka önünden kullanıyorum. Evet geçmiş olsun bakalım. Sağ ol. Geçmiş olsun. Bir de şu yakışıklı abimle. Gel ona bak. Senin ismin abi? Durmuş Keskin. Evet. Durmuş abi sen burada mısın sen de? Yok ben Karaman'dayım işte bura köyümüz olunca. Buralısın sen. Buralıyım buralısın, evet. Karaman'da yaşıyorsun. Evet. İyi ama cepte sigara paketleri falan iyi geziyorsun maşallah. Yakışmış ama sana. Sigara yakışmaz ya sigara zehirdir de yani yapacak bir şey yok. Senin yaş ne? 49. 49. Evet. Sen gençsin zaten duruşundan da böyle. Çok şükür daha maşallah, sıkıntı yok yani. Allah'a şükür deviririm evet. Deviririm. Eskiden şöyle derlerdi bir boğa abi bir boğayı vurdu mu boğayı deviririm hani. Eyvallah düğün sahipleri de burada efendim. Az sonra muhabbetler devam edecek inşallah. Araya da aldım. Hem ona sor hem bana sor. İkinize birden soracağım. Yani ikimizin de kulağı. İkiniz de zordu yer yani. Zordu yer. Bağırarak sor. Çok bağırma. Ben çok bağırırım. Şimdi hanginiz yaşlısınız? Aynı akrabiş. İkiniz de aynı yaşta mısınız? Hangisi büyük? Bu büyük. Bu büyük. Bu taraftaki daim büyük. O zaman buradan başlayalım. Hayır, başlayalım. Nasılsın daim iyisin? Şükür. Sen nasılsın? Allah'a şükür olsun. Allah'ım iyisin. Duyuyorsun değil mi beni şimdi? Duyuyorum. Tamam eyvallah sıkıntı yok. Adım Kerim Keskin. 1951 doğumluyum. Şu adamın nesi oğlum sen? Emmisi mi oğlum? Amcası oluyorsun. Keskin deyince oradan evet. Şey yaptım ya. Amcası. Kaç doğumlusun? 51. 51 doğumlusun. Sen niye öyle bir anda çökmüşsün amma ya? Ne oldu sana böyle? Yaş kaçtı? 51 ne olacak ya? Lan 73. Lan kulağı havasını oksijeni adam it yarlar mı ya? Tuzkun durma. Toru tombalak var mı? Var. Kaç tane var? Kaç? 4 toru var. 4. Valla sayamaz oradan diye arkadan laflar geliyor. Ya bakmasın ya o zavuru diyor o. Size bakmıyoruz biz. Size bakmıyoruz. Size bakmıyoruz. Size bakmıyoruz. İyi maşallah. Sen sigarayı da bırakmıyorsun. Bunu bıraktık mı tamam. Ne tamam? Arkası gene geliyor. Ne gelir arkası? Ya bırakmayacağız diyorum işte. İçmeye devam edeceğiz. Devam edip gideceğiz. Şimdi onu içmediğin zaman ne oluyor? Kafa şişiyor birini doğuyoruz. Vallahi mi? He. O zaman sen yak dayım şimdi bize de çatan batan şimdi başımıza iş valla. Sen birini yak şimdi. Yok hindi yakmam. Dayım sen nasılsın? İyiyim Allah'a şükür. Allah iyilik sağlık versin. Cümle. Senin kulakta bir şey yok değil mi? Var da yani. Duyuyorsun değil mi beni? Duyarım. Tamam. Anlaşıyoruz yani. Anlaşıyoruz. İyi ama senin şapka da iyiymiş ha. Aynı aklansınız zaten. Aşağı yukarı. Sen de içiyor musun sigara? İçmem.
Sen 87'de boşladım ben. 87'de boşladım. O günden bu yana kaç kişiyi dövdün ya? Hiç kimseyi dövmedim. Daim içmedim. Dövüyormuş. Yok yok. Ha benim işim olmaz diyorsun ya. He, bahçeye gelip gidiyorum işte anca. Burada bahçe de var. Var var. Kaç dönüm var? Vallahi 20 dönüm kadar var işte. 20 dönüm kadar evet. Var. İyi maşallah olsun. Yeter yani ne olacak yeter, da? Yeter yeter. Ne incirler mi var? İncir, zeytin, nar hepsi var yani. Burada kiraz yetişmiyor mu? Kiraz çok duymuyor. Vallahi mu? Yetişir de burada pek eken yok yani. Ha, burada eken yok. Burada evet. Eken yok. Ama güzel bir köyümüz var ha. İyi. İçim böyle acayip tuhaf oldu ya. Şimdi ben biraz da Karaman'da dururum arada. Ha. Baktım olmayı verdi. Boğazoluk'ta mescitte kalır oldum yani. Orada yatıyorum. Sıcak geliyor bura. Karaman'da az havası değişik. Oraya yayla geliyor. Bazı Boğazoluk'ta mescitte yatıyor. Boğazoluk dediğiniz yer nereye? Belen'de çeşme var arka yüzde. Ha orada yatıyor. He orada yatıyorum. Orası serin mi oluyor? Serin olur ora. Ha sen sıcağa gelemiyorsun ha? Yani. Gelemiyorum. Ana ya. Sen o zaman köyde her zaman durmuyor musun o zaman sen? Yok. Burada fazla dururum da yine orayı buluyorum yani. Olsun olsun. Olsun bakalım. Bakalım kimler var şöyle sağımıza solumuza. Düğün sahiplerle bir konuşayım ben ya. Düğün sahiplerle. Şu düğün sahibi bir gez. Yak yak. Ha? Yakışır. Yak. Gel. Gel bakalım şöyle. Merhaba. Merhabalar efendim. Adı? Bu arkadaşın nesi oluyor? Babası. Babası oluyor. Evet. Biz seninle niye tanışmadık? Tanışmışızdır belki. Bence tanışmadık. Tanışmadık. Emir tanıştık mı ya? Tanışmadık. Tanışmadık değil mi? Ya siz Karaman'da biz köyde. Yani Karaman'a pek gelmez. Şöyle mi gelelim? Kadar. Şöyle gel. Gel gel gel. Gel. Şöyle gelelim. Heh. Biz yıllardır tanışıyoruz kendisiyle. Yani Emir bizim kardeşimiz. Ama seninle yani, tanışmadık da. Babasıyım abi. İyi maşallah. Evet, şimdi kızımızı evet. Evlendiriyoruz. İnşallah kısmet. Allah'ın mutlu etsin inşallah. Amin cümlemiz. Tamamını erdirsin. Sağ olun. İyi ama bura hemen hemen herkes cigara içiyor. Zaten cigara içmezsen herhalde Yaşar Dayı gibi birilerini döver misin? Ne yaparsın? Yok ya dövmeyiz. Ha, ya. Dövmezsin de. Sakin. Orada da laf geliyor hemen. O ben içmem ben içmem. Bak. Emir sen nasılsın? Ben iyiyim. Ben içmiyorum bak. Sen önce de içmiyorsun. Evet. Maşallahın var senin. Şimdi düğün yeri kuruldu. Burada ne olacak şimdi? Şimdi abi burada. Ha, önce bir düğünü bir anlat bize dayı sen. Düğünün sabahleyen kazanlarımızı koyduk yemeğimiz bir şey. Dayı yemek yiyeceğiz. Tamam. Tamam dayı. Yemekten sonra özenden sonra soframızı sereriz. Yemeklerimizi yeriz. Ondan sonra düğünümüze başlarız. Öğle namazından sonra yemek başlıyor. Tabii yemek başlıyor. Şu anda hazırlıklar hazır. Var değil mi? Şu anda hazır. Gelen misafirlere tabii, ikramlar hazır. Var. Tabii. Ha tamam eyvallah dayım. Ondan sonra gelin aldıktan sonra o iş biter abi. Ha gelin aldı mı hadisi düğün biter. Düğün biter. Bunlar hepsini kovuyoruz burada yani. Kısmet yok otururuz sohbetimizi yine yaparız canım. Kovma yok yani. Yok kovma yok. Yok kovacaksa onu ama... da gelin ben de hazırlayayım ben de kovacağım onun için diyorum. Kovmayız ama onlar gider zaten. Ha. İşimiz var. Diyor. Ondan dolayı yani. Tabii. Ha, işleri var diye giderim. Ya kovmacı yokmuş yani. Yok. Gelsin bir kovma yok. Ben senden onay almam lazım her konuşmamda. Az ters ters bakıyorsun yani. Ters ters bakıyorsun sen bana. Abi senin isim neydi? Duran Emir. Duran Emir. Evet. Tamam. Duran abi şimdi bu kaçıncı evladın senin evlenecek olan var mı daha evlenecek? Üçüncü son. Üçüncü son. Bitirdim evet. Ben diyorum o işi. Bitirdik inşallah. Bundan sonra kim düşürürse düşürsün mü? Ne uğrayalım abi? Yaşımız vardı gayrı ya. Yeter tabii canım. Tabii. Çok da ihtiyar değilsin canım. Yok canım sen de 60. 60 diyorum da. Valla şuna bak göbek ya yok bir şey yok. Hani oh mis gibisin valla. Futbol oynadın mı Damir? Futbol oynadı. Evet tabii futbolcunun babası böyle tığ gibi olur. Delikanlı olur. Yani sen 60 mı dediydin? 60. Ana yaşım 60. Yani ben 50 falan diyecektim. 50 diyecektim de. Sağ ol abi. Ya moral ona göre işte. Daha moral verdin. Daha iyi oldu benim için yani. İşte, ona göre yemeğe benim biraz fazla ayarlar. Tamam. Tamam abi tabii ayarlar. Sıkıntı yok. Onda sıkıntı olmaz. Şimdi burada ondan sonra yemekler verildikten sonra kimse kalmıyor artık. Artık takıt burada mı takılıyor takılar? Şehre gideceğiz yine. Salonumuz var orada. Salonda akşam tabii, bir de düğün olacak. Evet. Oo karavana gideceğiz yani. Karavana gideceğiz Allah. Ay maşallah. Tamam inşallah. İnşallah sözümüz sağlığa diyelim. Sağ ol hadi. Hayırlı mübarek olsun sağ inşallah. Sağ olun. Bu adam unutma bak. Kimi?
Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın dayı? İyiyim Allah'a şükür. Sen hayırdır, az böyle moralin sıkkın gibi duruyor. Yok, benim oluşum öyle. Duruşum öyle. Duruşum öyle. Senin duruşun o zaman çok iyi değil, ben sana söyleyeyim yani. Korktum ben de, adam devrilecek diye korktum ya. Yok, şey rampada durdum. İsim neydi? Mehmet Sayan. Mehmet Sayan. Evet. Mehmet amcam senden buralısın? Ben Hadimliyim. Hadimlisin. Neresinden? Mernekli. Mernekli. Abo. Mernekliler için çok şeyler diyorlar. Ne diyorsun Mehmet amca? Ne diyorlar mesela? Adamına göre değişir. Her memleketten bir şey çıkar. O apayrı bir durum. Canım şimdi her memlekette iyisi de var, kötüsü de var. Ona yapacak bir şey yok da. Tamam. Ama Mernekliler böyle çok uyanık olur diyorlar ya. Sen de ona sor. Hadimliyim. Yok canım, bu değildir ya. Ben de Aladağlıyım. Hangi köyünde? Saladın. Saladın. Ha. Yok ya, Mernekliler iyi ama canım, bu yanıklar yani. Evet. Ticarette seviyorlar. Ticaret yapar. Ben de ticaretten emekli oldum zaten. Ticaret yaptın yani. Yaptım. Nerede yaptın ticareti? Karaman'da. Karaman'da ne iş yapıyordun? Giyim üzerine. Giyim üzerine. Ay maşallah. Emekli oldum. Emekli oldum. Buraya taşındın mı? Yok. Yok. Nereye mi taşındın? Benim Hadim'de de var bahçe, burada da var bahçe. Hanım buralı benim. Sen mecbur iki taraflı çalışmak zorunda kaldın yani. Evet. Aynen. Hayırlısı bakalım. Teşekkür ederiz Mehmet amcam. Hadi, evet, şu nereye gideceğiz? Yemek yerine gidelim. Kafam karıştı. Hadi o zaman. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evlerinin önü bulgur kazanı, oğlan kazanı. Evet, burası düğün yeri efendim. Düğün yerinde haliyle yemek olmazsa olmaz. Hiç sizleri gördüm falan yok. Kazanlara bakıyorum ben direkt zaten. Direkt kazanlara bakıyorum ne pişiyor burada diye. O yüzden kusura bakmayın, görmedim yani sizi. Şöyle nahnimiz, nohni mi? Abla aklımı aldın vallahi yakacağım diye ya. Abo! Bu nahni. Evet. Nohut nahni miydi? Ha. Bu ne? Bu da keşke. Oo, buranın meşhur şeyler var, düğün yemekleri. Şu küçük kazanlarda ne var? Keşkek şu? Calla. Ay. Yaklaş abi, yaklaş. Bak. Of 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 of. Olaya bir bak ya, olaya bir bak ya. He valla bir kaşık getirin ben. Düşer şekerlenir ballanır, oğlan ballanır. Armut dalda kız bahçede sallanır, oğlan sallanır. Yere düşen şekerlenir ballanır, oğlan ballanır. Üzerinde puanına bakayım bir. Şöyle bir dur bakayım bir. Öyle şey yapana. Sıcak mı? Sıcak. Ağzını yap. Ağzını yok yok, tamam tamam. Yakma bakana ağzını. Tamam. Motlerde mi yemeyeyim? Ağzımı bulabilseydim yiyecektim yani. Evet. Şöyle alalım. Vallahi ağzım yüzümle yemek oldu ama ne yapayım? İdare edin bakayım ya. Kaç? 10 üzerinden 12,5. Öyle bir şey yok. Acayip lezzetli. Bir de bana eti de denk gelmiş ya. Harika bir şey ya. Vallahi et olunca et başka bir şey ya. Evet. Mehmet abi gel. Keşke. Onu alacağım ben sırasıyla. Önce bir lezzetlere ben dadayım bir. Lezzetle şurada keşkek var bir de. Şey, puanı bir versin. Ver. Benim kaşığımı ver. Hangisini alayım? Emir. Şu karıştıralım mı? Karıştır, karıştır şöyle, karıştır şöyle ha. Ha. Bu sefer ağzımı bulmaya çalışacağım. Çok güzel, dikkat et. İyi bakayım da notumuzu iyi ver bakayım. Bunu sen mi yaptın? Su abla. Görümcem yaptı. Halamız. Ne övünüp durur o zaman burada ya? Ya övünmedik canım. Gene de yemeğimize notuyu verdik. Ha, vereceğim ben hepsini vereyim. O bir şey dursun. O kaynıyor zaten. Onu inmeyelim. Ben kendim yaptım demiyorum be. Şimdi oranın aşçısı kim? Ablam gelsen böyle. Dur. Ablam öyle kalması gerekiyor, oturması gerekiyorsa o bizden yanına gelir. Sıkıntı yok. Annemizin yanına gelir. Sıkıntı yok. Şunu sen mi yaptın abla? Evet abi. Abi mi? Ya ne diyeyim ya? Kardeşim diyeyim. Kardeşim evet. Kardeşim. Bunu sen yaptın? Evet. Vallahi eline sağlık. Afiyet şeker olsun. Yok, ben
ne diyorsunuz siz, calla diyorsunuz. Kimi yerde güveç diyorlar, kimi yerde patlıcan yemeği diyorlar da. Biz önemli. De calla geçelim. Calla. Hakikaten son zamanlarda yediğim en güzel callalardan bir tanesi. Afiyet olsun. Tam kıvamını dikkatlemişsin. Senin ismin neydi? Dursun Gür. Dursun Gür. Dursun abla, efendim? Sen bu aşçılıklara devam mı ediyor? Ya var mı, burada hep yapıyor musun? Yok, ben burada değilim. Ben Çakırbağ'da oturuyorum. Kendi ailemizde yapıyoruz biz. Senin ne aran burada o zaman ya? Abim evi. Ha, düğüs abim diyorsun yani. Düğüs abim. Öyle ki sana yani. Canım bende. Ulan ne arar Çakırbağ'daki adam burada işi var dedim ya. Kendime ya. Sen orada da yapıyor musun Çakırbağ'da yapıyoruz, da? Yapıyoruz, yapıyoruz. Aşçılık var yani. Var. Vallahi helal olsun sana. Afiyet olsun. Valla Allah razı olsun. Çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Bir de şu keşkeğin sahibine varayım ben. Çekerim oturup şöyle. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk anne. Nasılsın? İyiyim hamdolsun. Sizi sormalı. Eyvallah Allah razı olsun. Bu keşkeği yaparken sen yorulmadın mı? Hepimiz karıştırıyoruz. Erkeklerimiz de karıştırır özleşmesi için. Burada o zaman ne oluyorsun? Aşçı başı mı? Aşçı başıyım. Kıvamını tutturdun evet, mu kes diyorsun. Yani. Evet. Evet. Senin ismin neydi anne? Emine. Emine. Evet. Sen buralı mısın? Karamanlıyım. Buralıyım, köyüm burada, Karaman'da oturuyorum. Orada yaşıyorsun. Evet, yani. Karaman'da orada yaşıyoruz. Sen de bir düğün sahibisin. Evet, dayımım. Dayımım. Evet. İyi maşallah. Hı. Ama harika bir lezzet. Afiyet şeker olsun ben inşallah. Bunu, Ermenek taraflarında da çok yiyorum ben bu keşkeği. Evet. Tam onlarınki de güzel ama bunun lezzeti hakikaten kıvamı tam denk gelmiş. Evet. Ben de öyle de bir sıkıntı var işte. Böyle evet. Ne bileyim acıkınca yemeğe sarasım geliyor yani. Yapacak bir şey yok yani. İnşallah yiyeceğiniz Allah izin verirse. Yiyeceğiz. Tabii. Yok, zaten kovsan da gitmez ki mi? Yok kovmayız. Neye kovacağız? Misafir kovulur mu? Olmaz zaten. Gitmem evet, ben bir yere. Evet evet. Kovsan daha gitmem evet. Mi? Buralıyız biz. Evet. Ne diyeyim? Benim adım Durali. Bugün de Burali, yarın i̇nşallah, da Burali. İnşallah. Afiyet şeker olsun inşallah. Allah olsun. Razı olsun. Allah razı olsun. Burada bu yemeklerde emeğe geçen sizler yok musunuz? Var. Onlar da var. Denizli'nin adım adım yolları olan yolları. Denizli'nin adım adım yolları. Ellerinizden öperim ben sizi ya. Sağ ol Allah razı olsun. Ellerinizden öperim. Şöyle çıkarın da kablo etsin. Şöyle mi gelelim? Şöyle gelelim. Şöyle hem kazanlar da gözüksün. Şöyle gelin bakayım. Hanginizin yaşı büyük? Aynı yaştayız. Siz kardeş misiniz? Yok kardeş değiliz. İkiniz de aynı yaştayız deyince lan anlaşmışlarla o konuşuyorlar. O benim amcamın hanım oğlu. Bu da yeğenimiz oğlu. Yeğen, ben de yeğenim. Ha, maşallah maşallah. Anne senin isim ne? Ayşe Keskin. Ayşe Keskin. Ayşe anne sen buralısın sen de. Ben Kokçadaşlıyım, mutluyum. Mutlusun? Evet. Ne aran burada senin? Buraya gelin geldi. Ha buraya gelin geldi. Evet. Buralı oldum zaten. Buralı oldum. Mutlusun yani. Mutluyum. Hakikaten mutlu musun? Mutluyum helal. Eyvallah. Eyvallah. Anne sen neredesin? Ben buralıyım, Bostanözlü'yüm. Karavanda oturuyorum. Senin ismin ne? Fadime Sayan. Fadime Sayan. Sizin adamlar yaşıyor mu? Yaşıyor adamımız burada yaşarlar. Yaşıyorlar ha. İyi sıkıntı yok değil mi? Dövüşmüyorsunuz da. Dövüşmeyiz. Niye dövüşeceğiz? O yaştan geri yaşımıza. Ha. Eşi işte o. Benim eşi o şurada. Vallahi yokuş aşağı duruyordu senin eş. Öyle mi? Ben şöyle kafasını üstüne düşecektik. Ama tuttum, Allah özür gelsin. Tuttum tuttum sıkıntı yok zaten. Allah özür gelsin. Dövüşmüyorsunuz değil mi? Dövüşmeyiz dövüşmeyiz. Az surat şöyle gergin. O ucuk hadim tarafından ya. Hadim önce sert bakar. Sert bakar. Seni lan. Yok canım biz 45-50 sene oluyor evlileri tabi. Haddini bilsin diyorsun. Yok yok acı bir tokat yemedik biz onların. Eyvallah eyvallah. Senin de sıkıntı yok anne? Yok yok elhamdülillah. Dövüşmüyorsunuz yani? Yok ne dövüş elimde. Torunlar var mı torunlar? Var. Kaç tane var torun? 6 tane. 6 tane. Sen de kaç tane? 13 tane de bende var. İyi sen hafızada falan tutabiliyorsun yani. Niye tutamayacağım be? 13 tane olduğunu falan bildiğine bilirim, göre. Bilirim be. İsimleri de bilirsindir. Bilmez olur mu canım? Maşallah. Çok maşallah. Allah'a billah. Biz Hadimliyiz. Hadim toprağındanız. Ben buralıyım da Hadim de 15 yaşında evlendiydik. Gittiydik. 15 yaşında evlendin. Ana. Hadimli olduk. Ana. 13 tane torun var. Var. En büyüğünün ismi ne? En büyüğünüz Abdullah, o da şey oldu, memur oldu. Memur oldu. Vallahi ne iş yaptığını da unutmamış yani ha. Vallahi helal olsun yani. Banka memuru, bankada adamın memur. Birisi, İl bankasında memur. Adamın birisi 20 tane torunum var dedi. Hı. Sonra 22 mi demeye başladı. 18 miydik ya acaba filan demeye başladı. Dayı az ne yapacağını da şaşırdı. İsimlerini sormaya korktum yani. Onun yok canım yani. Hepsini biliriz. Ha, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Elinize kolunuza sağ sağlık inşallah. Abiye, Allah razı olsun. Ablacığım senin de eliniz. Afiyet şeker olsun. Hemen oraya da geçelim. Annem bak.
evin sahibi. Bir söyle bakalım canım. Bir şey demeye gerek yok. Ben soracağım, sen cevap vereceksin. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Nasılsın anne? İyiyim. Allah'a çok şükür. Allah'a sağlık versin. Cümlemizi. Sen şu arkadaş senin neyin oluyor? Yeğenim. Yeğenim oluyor. Yeğenim alıyor. Çıkacak olan da yeğenim. Oh. He. Sen halayım. Hala mısın, teyze misin? Halayım. Halasın. Halayım. Halasın. He. Senin yaş kaç anne? 60. 60. Ama seni hayat çökertmiş be. Çöktük. Çok çalıştırdı. Adam mı çalıştırdı seni? Kendim çalıştım. Adam çalıştırmadı. Ya, kendim çalıştım. Bu kadınların da kocasına laf söyletmemelerine bir ayar oluyorum ya. Onlara ne oluyorum ama? He? Onlara ne laf söyleyeyim ben? Onların yanında süper oluyor. Ya sen ne yapacaksın? Bir şey yapamazlar bu saatte sonra. Yok. Olmaz. 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 Adama saygı var diyorum. Adama saygı var. Evet. Heh. Dövüşmüyorsunuz yani değil mi? Yok. Şey... Gençken falan sana artistik falan yaptı mı? Bir şeycik yapmadı benim adam. Niye yaşlandın sen o zaman böyle? Kendim çok çalıştım da ondan yaşlandım. Ya anne senin de var ya çalışasın varmış, kendi kendine eziyet etmişsin ya. Etmem. Gönüllü çalıştım. Beraber çalıştık, beraber yedik, beraber gezdik. Adam burada mı şimdi? Burada. Yaşıyor yani değil mi? De yaşıyor. Bak bana bakıyor. Ne diller benim karıya diye. Abi, kırmızı şapkalı şey benim kocam. Hey o işte. Ama o senden genç ha. O genç tipli ne öğreli. O genç kalmış anne, ben sana devireyim ha. Olsun. Ben koca değilsem birini bulur onu ile. Sen yine de ayaklarından filan bağlayabilir. Yok. Bağlayabilir. Yok. Yapamam onu. Dua edelim hadi buyur. Edelim inşallah. Hemen bir yemeğimizin duasını yapalım. Anne teşekkür ederiz. Sağ olasın. Biz de teşekkür ederiz. Eyvallah. Şöyle o kırmızı şapkalı dayının yanına da varacağız daha. Heh. Amin. Dur dayı hocam. Hemen gel. Duasına amin. Şöyle geçeyim ben de. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu ve şrabu ve la tusrifun inne evla yuhabbil musrifun sadakallahu lazim. Elhamdülillahi 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 illezi et'amena ve sekana ve cealena minel müslimin. Allahümme afir sahibi azi tamen ve lakilin. Allahümme şnimetena daimen devletena alimen saliha. Ve la tusallit aleyhim zalima. Allahümme zid ve la tenkus nimeten kesireten bi hurmeti sirri suretel Fatiha.
Evet, gördüğünüz gibi. Yeni koyun da sanki olmasın. Ha, tabi biraz dolu gözüksün. Ver şöyle. Şöyle yeni de getir, şöyle yeni de getir. Ha, iki de su döker. İki bulaşık getir. Şurada bak, çanakları içine atalım şunu. Şeker damar gerdanından, bir hoş oldum endamından. Ha, bu ablalarımız... bulaşıkçılarıyız. Ha, bulaşıkçı. Bu düğünün bulaşıkçıları. Ama maalesef bulaşık bulamayınca temiz olan kaşıkları tekrar attık. Ha, bulaşık çıksın diye yani. Boş durmayalım diye yapıyorlar yani. Ha, yani onu da söyleyeyim. İş yapmıyor, gözükmeyelim dedik. Aynen aynen. Yani. Abla kolay gelsin dedim. Hiç bir şey yapmıyorsunuz. Biz böyle. Evet. Ya temiz kaşığı nesini yıkayacaksın? Tozlanmış da dün akşamdan. Ha, tozlanmış. Yani. Evet. Dün akşamdan ne yediniz de? Aynı yemeklerimiz vardı. Nohudumuz vardı, keşkeğimiz vardı, hoşafımız vardı, sarmamız vardı. Oh oh yani. Oh. Ha, onların şeyleri bunlar değil mi? Evet, dün akşamdan kaldı. Akşamdan kaldı. Hı-hı. Bak, gördüğünüz gibi ablalar cayır cayır çalışıyor vallahi. Akşam kınaya gideceğiz, oynayacağız diye şey yapmadık. Ha, bir de yıkamadık. Oynayacaksınız da. Akşam oynadık ya, bugün de oynayacağız. Bugün de oynayacaksınız. Bugün kıyıdıklarınızı eritirsiniz orada. İnşallah. Hortumu bir açıverin suyu. Suyu bir açıverin. Abla sen bileziklerle falan bulaşık yıkıyor. E ben bileziği hiç çıkarmam. Çalışmaya da onlarla giderim. Hep öyle derler zaten. Ya onlar şu anda var ya. Oo. Vallahi onlar bulaşıkla yıkanmaz onlar ha. Ne yapalım? Kim yıkarsa yıkasın bana ne ya. Zenginlik böyle bir şey. Benim kolumda iki tane bilezik olacak. He. Bulaşıkla yıkamam. Çamur işine de girmem. Böyle kelere saklarım ben ya. Senin ismin abla? Yasemin. Yasemin abla. Düğün sahiplerinden misin sen de? Dayım olur kendileri. Kızın babası. Kızın babası dayım olur. Dayım oluyor. Hı-hı. Siz de yardım ediyorsunuz. Tabii ki. İyi maşallah. Senin var mı çoluk çocuk? Var. 3 tane oğlum var. 3 tane oğlum var. Senin adam buralarda mı? Burada. Burada. Kaç sene oldu evleneli? 16 sene oldu. 16 sene oldu. İyi Allah'ım nice 16 seneler göstersin amin, inşallah. Amin inşallah. Eyvallah. Abla hiç elin öyle ovuşturma. Bir şey yapmadım. Ne ovuşturup bunu? Ne var ya, koydum ya. Aha. Sen görmedin mi? Ya neyse, hadi öyle olsun. He, tamam hadi, kabul ettim, kabul ettim. Senin ismin abla? Hayriye. Hayriye. Hayriye, evet. Hayriye abla. Sen buralı mısın? Ben buralı değilim. Ben hadimliyim. Buradan evliyim. Ulan burada hadimli amma var ya. O benim görümcem olur. O hadimliden evli. Ben Bostanözlü'den evliyim. Değişiyiz. Ha, karışık yani. Değişik. Kız almış vermişiz yani. Öyle öyle bir muhabbetler var ya. Yani. Ha, sen hadimlisin. Nerelisin hadimli? Mernek. Yukarı Mernek'tenim. Mernek'te orada bir tane de vardı. Ben dedim ki Mernekliler çok uyanık oluyormuş. Dedim. Evet, öyle derler. Öyle mi? Evet. Mernekliler, sende de var mı uyanıklık? Vardır herhalde. Tamam, vardır herhalde dediyse iki biz... İki tarafa sormalı, ben bilmiyorum. Abla sen çok büyük adamsın, biz ağır ağır kaçalım. Vardır herhalde deyince bir sıkıntı var gibi. Neyse, kendine dikkat, tamam mı? Sağ olasın, teşekkür ederiz. Bu düğünün sahapları, mahapları, herkes gelsin, buyursun gelsin. Açarız hala. Açarız hala. Ömer sen buradan git. Allah Allah. Ha. Buyur hala. Ha, açıldı kazanlar. Hani dur bir dur, ne açan kapat bir dur. Dur dur. Bu kadar paraya kazan açılır mı ya? Açılır lazım bizim akrabalar. O zaman şu kazanı da ben açayım. Bana da verin bir tane. Sen geç kaldın. Kaybettin. Oho! Ben niye geldim bu zombre? Tadına baktın ya, bitti o iş. Kaybettim ondan. Ya 200 liraya sen tav oldun mu? Oldu. Ya niye tav oğlum ya? Anne sen de... Eniştemiz ya, yazık olmasın. Çok... Acıtmayalım diyorsun ha. O zaman ne yapayım, şimdi kazanları açacağız da. He. Ben bir şey alamadım. Nasıl olacak bu iş? Nasıl? Ben hiçbir şey alamadım. Ben veririm sana. Baro, baro. Aa, ben 200 lira almıyorum. Yemek. Ben yemek diyorum. Hadi o zaman. Hadi bismillah, kazanları açsın o zaman. Hadi bakalım. Seni burada unuttular mı? Tuh! Tuh! Ah gel. Dua et, dua et. Ben kamerayla geldim ha. Ya evet. Desin gittin. Teşekkür ederim size. Yeğenlerim. Canınız sağ olsun. Paranız da sizin olsun halacığım. Sağ olun, hala eline sağ olun. O niye sizin olacakmış? Kaç canım olsun, hani? Ben halalarıma hiç kıyamam. Oho! Kaç canım burada, ne parayı seven var, ne bir şey seven var ya. Halamı
Çok severim halalarımı. Eyvallah, eyvallah. Allah mutlu etsin. Şurada bir kalabalık daha var. Hadi bir de oraya varalım. Bir de oraya varalım. En son resim ben biçtim. Ateşine ben düştüm. İyi misin abla? Tamam. Abla. Yok. Sen iyi misin abla? İyiyim Allah aşkına. Ya siz niye korkarsınız, bir şey yok. Ben mikrofonu uzayıp soru soracağım, ben başka bir şey yapmayacağım. Kimisine sırtım dönük kaldı ya. Hadi o yanına dön, hadi o yanına dön. Dönemiyorum ki. Dönemiyorum ki, ah dönebilsem. Abla buralı mısın? Evet buralıyım. Buralısın? Buralıyım. Burada yaşıyorsun? Burada yaşıyorum. Vay maşallah. Niye toplandınız siz buraya? Komşumuzun düğünü var. Yanında olmak istedik o yüzden. Aa, siz buraya oturmalık geldiniz ama. Yani ya şimdi iş başlıyor. Çalışanlar orada. Evet. Oturanlar burada. Ama oturmaya da insanlara ihtiyacı var. Tabii o oturan da olmazsa düğün yeri oldu belli olmaz ki zaten. Evet aynı. Yani senin ismin abla? Fatma. Fatma abla. Şimdi burada düğünü yapacağız. Öğle namazından sonra yemekler yenecek. Evet. Ondan sonra hadi güle güle yiyecekler. Biraz daha çalgı çalacağız. Bulaşıklarımızı yıkayacağız. Aa. İkinci saat alttan sonra dağılacağız. Valla oradaki bulaşıkçılara hiç düşmüyor zaten. Evet. Yok orada kimse, oturuyorlar orada. Şimdi yemek yedik miydi ya? Bulaşıklar olacak. Ha, o bulaşıkları yıkayacağız. Evet. Onlar yoğunlaşacak. Siz az sonra koyacaksınız burayı. Az sonra Curcuna, Curcuna başlayacak yani. Anne nasılsın? Allah'a şükür, dur öyle gireyim ben. Buradaki kadınlar konuşmuyor zaten ya. Seninle konuşayım ben, ne yapayım? Nasılsın, iyisin? İyiyim, çok iyiyim. Allah iyilik sağlık olsun anne. Allah sağlık olsun sana da. Sen de mi düğün sahibisin? Akraba. Akraba. Komşuyuz. Burada yaşıyorsun. O zaman burada, komşuysan? Köyde yaşıyoruz. Ha, burada yaşıyorsun değil mi? Evet, köyde. Var mı tarlalar, tapanlar? Var. Tarlalar, tapanlar var. Sen kendin mi biçiyorsun onları? Kiralık. Kiralık. Abi kirasını alıp yiyorum diyorum yani. He, kiralı ekeriz, madeni ekeriz. Olsun bakalım, ne yapalım? Salatalı ekeriz, domates. Oo, sen adam yaşıyor mu? Adam yok, oğlan var. Vefat bitti amca. He, gitti. Allah rahmet eylesin, Allah rahmet eylesin. Özlemişsindir de sen şimdi. Özlesem de gelmez ki. 16 sene oluyorum. Ya sen özle de gelip gelmeyeceğini onu Mevla bilir. Ne yapalım, yapacak bir şey yok. O gelmez zaten de. Gelmez. Öbür tarafta buluşuruz zaten, yapacak. Tamam, gelmez yere gitti. Kaç tane çocuk var? 6. 6 tane. Torun kaç tane var? Torun da 8 tane falan var. 8 tane var? 8 tane. İyi maşallah. Onları falan hatırlıyorsun yani değil mi? Hatırlarım. Sıkıntı yok. Tabii. İsimlerini falan biliyorsun yani. Ta yaşlıyız da, yaşlı değiliz ya. Genciz ta. Kaç yaşında? 73. Vallahi iyi ya, ilk defa 70'in üstünde bir bayan diyelim, hanımefendi, anne. Ben yaşlı değilim dedin ya. Tabii yaşlı değilim canım. Yok, kimisi çomağla geziyor, kimisi oturmuş kalkamıyor falan. 100 yaşına kadar yaşayacağız. Vallahi mi? Lazım verirse. İyiymiş burada ha, burası iyi. Tabii bu kadar güzel havayı bulursan yaşarsın tabii. Tabii canım, temiz hava bunlar. Değil mi? Evet. Sen de buralıydın zaten. Buralıyım. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Valla şimdi olay ne biliyor musun? Bak ben bir şey anlatacağım ondan sonra. Ben şöyle yüzlerine bakıyorum ablalarımın. Baktım şöyle yüzünü çeviriyorum. Yani ben mikrofonu uzatacağım, adam bulamıyorum yani. Öyle bir sıkıntıdayım ben. Bunlar hep geç takımı da ondan utanırlar. Olsun canım, biz burada kardeş kardeş muhabbet ediyoruz. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Şöyle bakalım, şurada bir annem daha. Elin kızı naziktir, el kızı naziktir. Neyine utanıyorsun? Hadi bir deyin. Ha, ablam neyine utanıyorsun? Ya işte cahil oldum. Ne cahil olacağımışsın canım? Köylü milletin efendisidir ya. Öyle şey olur mu ya? Sizler siz varsanız biz varız yani. Ya konuşuyorum, bir şey yok. Anne sen nasılsın? İyiyiz Allah'a şükür. Sizi de gördük, daha iyi olduk. Vallahi Allah razı olsun. Ha ya işte bak. Sizi de gördük, daha iyi olduk. Ya paraysa onu da veririz. Düğün eliyle, harman yeliyle. Burası biz düğüne geldik, komşuya. Yemeğini yiyeceğiz, düğünü yapacağız. Ondan kere gelinimizi uğurlayacağız Karaman'a. Maşallah. Ha. Ama senin yüzünde ayrı bir nur var ya. Tabii canım. Maşallah ya. Nur, bu Aladağ'ın oyağında adamlar hep nurlu olur. Ya var ya işte. İsim neydi anne senin? Ayşe. Ayşe sıcak yüz. Sıcak. Nur yüz, sıcak yüz. Evet. İyi. Vallahi hepsini toplamışsın sen ha. Tabii tabii. Sen de buralısı. Buralıyım tabii. Buranın yerlisiyiz, kaşı gözü killisiyiz biz. Evet, güzel bir deyim oldu. Neydi? Tabii. Bir daha. Bostanözü'nün yerlisiyiz, kaşı gözü killisiyiz. Oh, oh, işte bu ya. Tabii. Senin yaş kaç anne?
Benim yaş 76. Ama 78. Ama 68 kuzum 68. Bak. Karar verdin mi? Karar ver. 68 mi 78 mi? 68. Ya yalana kıran girecek hali yok. Hayır 60, hayır. 58 hatta 58. Hayır. Yalan, ben hayatta yalan söylemem. 68. Tamam, hatlar karıştı olsun. He. Ama kepengensin maşallah. Geçmiş de. İyi de tatlı dillisin. Tabii canım. Maşallahın var anne. Tabii maşallah dedi, nazar değmesin bize. Değmez sen rahat ol. Buradaki insanlara nazar değer mi ya? Tabii. Senin torun var mı? Var. Adam yaşıyor mu? Yaşıyorum. O da yaşıyor. Yaşıyorum. Anlaşabiliyor musunuz? Anlaşıyoruz, hem nasıl? Ya, hem adamla nasıl? Anlaşılmam ne kadar. Hem nasıl dedin? 70 yaşında 60 yaşına kadar adam anlaşmazsan ne zaman anlaşacaksın be? Yok, hem nasıl deyince sanki var ya az da adama sıkıntı yapıyorsun gibi hissettim. Oo, ha. Hayır. Yok böyle bir şey. Hayır. Biz adam bizim evvel Allah sonra kutçu Allah'ımız adam. Oo. Tabii. Neyse öyle de demeyelim ama başımızı tac ediyoruz tabii, yani. Tabii. Eyvallah. Teşekkür ederiz anne, Allah razı bunlar olsun. Olmasa biz yaşayamayız. Torun var mı torun? Var. Kaç tane vardı? Kaç tane mi? Dur bak anneyce de sayamam ya. Sen şimdi 68 yaş 78 yaptığına göre 10 dersen 20 diyeceğiz. Yok 20 desem ona düşeceğiz. Öyle mi oluyor? Yanlış olmaz canım. Benim 8 tane torunum var. Buradan da desteği aldık yani. Ha, o değil. Onu da... bir şeyde dışta da varınca pek sayamam. Ha, karıştırıyoruz onu. Evet, karıştırıyoruz. İyi. Bu abla niye konuşmaz? Onun ağzına kilit takılmış. O abla iyi konuşur ama ne bileyim, utandın mı kız? Tamam da konuş bakalım biraz sen de. Ya ne diyeyim, konuşamaz. Ne diyeceğim canım, ben adını soruyorum, onu da cevap vermiyorum. Adın ne? Ayşe Çetin. Ayşe Çetin. Ayşe abla, konuşmamaya yemin mi ettin, ne yaptın, söz mü verdin? Ayşe Mehmet abi çok konuşur. Çok konuşur ama hindi dilini yutlar. Çok konuşur. Ya konuşturmak için bir şey yapmamız gerekiyor mu? Emine Erin destekle seni. Emine Erin destekle seni. Şimdi görüntü var, konuşma yok bunda. İşte bize görüntü değil, bize ses lazım. Yemek saati gel, soğumak. Aa yemek, yemek ha. Seninle konuşamadık ama ya. Neyse, hayırlısı. Hayırlısı Osman'ım. Ya o normal konuşmalarını istiyoruz biz yani. Herkese konuşuyor, bize konuşmuyor. Ya milletin karnı açsın. Hocam. Doyurur abi, sıkıntı yok. Siz rahat olun. Sıkıntı yok. Mehmet abi. Eyvallah. Seni az sorduğum adam geldi annem. Hoş geldin. Hoş bulduk. Annem geldi. İyiler. Sıkıntı yok. Hemen konuşacağım. Ben şöyle bakıyorum bak, tamam mı? Hadi görüşürüz. Bir daha yemek yiyeceğiz. Yemekten sonra görüşürüz hadi. Evet. Sana özellikle afiyet olsun. Cümleten afiyet olsun. Yemeklerde beğenmediğimiz var mı, beğenmedi? Ceza keseceğiz, ceza. Ya varsa çekerim sonuna kadar. Fazlası var ya, suyu yok. Oho, hep ayarlanmış buralar ya, hep ayarlanmış. O zaman yapacak bir şey yok. Afiyet olsun efendim. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Evet. Muhtarım, yemeklerde beğenmediğin var mı? Yok, hayır, çok güzel. Kaç canım, herkes beğeniyor ya. Neyse, o zaman ben de oturuyorum, ekmek yiyeceğim. Akteke Gıda ile Buram Buram Karaman programı tüm hızıyla Bostan Özü'nde devam ediyor efendim. Düğün yerindeyiz. Haliyle burada bir hengameli bir çalışma var. Hummalı bir çalışma var. Allah kolaylık versin. Tabii düğün yapmak zordur ama şu anda benim sağımda bulunan bir güzel annem var burada. Onunla biraz dertleşeceğiz. Bunu da sizle paylaşacağız. Ankara duy sesimizi falan demeyeceğiz tabii ki, öyle bir şey de yok ama olsun. Hayırlısı. Anne merhaba. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsın? İyiyim, sizi sormalı. Allah razı olsun anne, uğraşırız biz de. Biz de aynı uğraşırız. Senin Ankara ile alakalı sıkıntın ne ya? Tabii canım, Cumhurbaşkanımıza sevgi ve selamlarımı, ailesine de bütün sevgi selamlarımı gönderiyorum. Yanında çalışan bütün bakanlarımıza, bakanlar kabine değişimi oldu ya, onlar çok çalıştı. Bunların da aynı yoldan gitmesini dileyiyorum Allah'tan. Çok yaşa. Senin isim neydi anne? Ayşe. Ayşe Önler. Ayşe Önler. Ayşe Önler.
Bakanlarımıza da çok çok sevgi selamlarımızı. Bakan Hoca'ya da öyle bir diyeceğim var. Hastanede. Sağlık Bakanımıza. Sağlık Bakanımıza Fahrettin Hoca'ya da çok çok selamlarımı söylüyorum. Hastanede çok bekliyoruz, sıra bekliyoruz. Biz yaşlıyız, 75 yaşındayız. Biz beklememiz lazım. Vardık mı doktorumuza muayene olmamız lazım. Ama 15 gün, 10 gün, bir hafta randevu alıyoruz, öyle girebiliyoruz. Burada zaman... sorunlar var. Ölüm küve yakın, hastayla yaşlığa yakın. Belki cıkta yaşayacağız, belki ölüveririz, gidiyoruz ondan geri olmuyor. Allah uzun ömürler versin. Evet, cümlemizle. Buradan Ayşe annemizin istekleri, Sayın Bakanımız Fahrettin Koca'dan, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'dan istediğimiz ne? İstediğimiz hemen sıra gelsin. Sıra gelsin. Yaşlılara tamam. Sıra versinler. Sıra tamam. Geliversin hemen. Biz de muayene olalım. Yaşamaya devam edelim. Aynen. Allah'ın verdiği ömür kısalmaz ama takdir Allah'tan ama tekbir de bizde. Aynen. Cumhurbaşkanımıza ne diyeceğiz? Cumhurbaşkanımıza ne diyeceğiz? İşte hep çok bak Fatih dualarını, Yasin surelerini okudum. Onu al orada düşün. Çok heyecanlı. Acep olur mu? Acep kazanabilir miyim? Acep kazanamam diye. Aynı teröristte ben de burada aynı. Bizim ailemiz de burada öyle terörist çektik, zırap çektik. Aynı heyecanı yaşadım. Aynı heyecanı yaşadık. Ne zaman? Sayın başladıktan kere moralimiz düzelmeye başladı. Hayırlısı olsun. Oğlum, hayırlısı olsun. Evet, şöyle benim sol tarafımda acayip bir bıyıklı adam var. Bu bıyıklar nereden gelip böyle? Aleyküm selam. Özden. Öz ve sözden. Ama acayip güzel ha. Biz aynı izimize devam ediyor. Evet. İzimizden de sürdüreceğiz. İsim neydi? Allah nasip ederse Ali Keskin. Ali, Ali Keskin dayı. Evet. Ali dayı. Bu sürekli böyle mi bura? Evet. Ama sana acayip bir akışmış ha. Ya tabii yakışanı yapacaksın. Kaşların karasına, kaşların karasına kurbanım arasına, kurbanım arasına. Saçımın ağına bakma sultanın, 18 yaşına girmiş gibiyim diye bir türkü var ya. Ben bilmiyorum, sen söylersen duyalım. Oradan gelme bu. Ben bilmiyorum, sen söylersen mi duyalım bir onu? Tam olarak da bilmem de gene de bak bunu bir şey yaptım. Dile getirdim yani. İlham gelmesi lazım. Ha ilham. Ümitlerde. İlham ne zaman gelir? O zaman yakalasak seni. İşte ne bileyim burada yani biraz daha canı sıkıntılı oluyor biliyor musun? Burada mı canı sıkıntılı? He sıkıntılı oluyor yani. Niye? Bilmiyorum. Ha, ne? Peki nasıl gelir? Yalınız olduğumuzda gelsin. Yalınız olduğumuzda. Yalınız tamam. Olduğumuzda gelsin. Saçlar kime arttı senin? Allah tarafından ağır. Yani ki kimse artmaz Allah'a şükür bir sıkıntımız ya, yok. Zaten her şey Allah tarafından. Onda sıkıntımız yok, da. Yok yani. Hani yengem mingem falan şey yok. Hanımım orada bak. Bak bu ağır. Şu hani saçımı ağırtacak bir kişi mi? Bu adamın saçı niye ağırdı anne? Ay gülüm onu bana sor. O beni ağırdı. O beni. Abba buralar karışık buralar. Buralar da. Ne yaptı sana bu adam? Çok eziyetler etti gülüm. Buyur buradan yak. Sen de diyor. Buyur buradan yak. Ama ya, oh ya. Öyle denir mi? Bak ben seni az önce övdüydüm bu hani. Bu över ben ama ben övmem bunu. Bu bana neler etti neler. Abi ne yaptın sana ne yaptın ya? Söylenmedi. Yani. Doğuştunuz mu hiç? Yok hiç doğuşmedi. Sandalye otur. Şu sandalye. Gel anne sen de şöyle otur. Gel. Gel o tarafa alalım. Buraya mı gelsin? Buraya gelsin. Bir türlü unutamadım. Korktuğum başıma geldi duydun mu? Ben seni bir türlü unutamadım. Aradan kaç mevsim geçti saydın mı? Ben seni bir türlü unutamadım. Ben seni bir türlü unutamadım. Sensizlik öyle zor öyle zalim ki içimde bir yerler kanıyor sanki. Bir başka yüreğe yar olamam ki. Ben seni bir türlü unutamadım.
Bak bu adam, bu adam senin aşkından şarkı yaktı. Şarkı yaktı. Seni ittiğin lafa bir bak anne be. Ama o da beni çok üzüyor. Unutamadım diyor adam. Unutamıyor ama üzüyor. Nasıl üzüyor seni? Adam öyle bak. Şairlik var, bestekarlık var, ses var, bıyık var, hepsi var. Bir de ak kafada var. Var, ak kafada var da. İşte beni daha çok üzüyor. Tamam, adamda ne arayacaksın da ne bulacaksın da? Yanımda oturacak. Yanımda zaten ya, nereye gidecek? Nereye gider de? Hiç durmaz yanımda, hep gider. Allah Allah. Şimdi Ali Gayb senden memnun. Sana da aşık. Ciğeri de yanıyor. Ama sen ondan memnun değilsin. Ama oğlum işte yanımda durmuyor. Hemen geldiveri bir daha gelmez. Niye yanında durmuyorsun sen Ali Dayı? Hayır, acı kaçırıyor bazarında da ondan. Neyi kaçırıyor? Ya her zaman yani hanımın yanında mı duracağız? Bazı bahçeye gidiyoruz ya. Baba bahçeye gidiyor adam. Çalışmalar vardır. Oradan ayrı başka yere gidiyor. Oradan ayrı nelere gidin kardeş? Gizli kapatlı iş yapmıyor. Yok hayır, hayır öyle bir şey yok. Var mı öyle bir gizli kapaklı iş? Yok, yok, yok. Gizli kapaklı öyle bir şey. Var mı anne gizli kapaklı işi? Öyle yok da onun işte çıkıverdi mi gelmez. İki gün lan gelmez eve. İki gün? Oy. İki saat de değil, iki gün ha. Ya arkadaş yapma bunu bana. Sen Ali dayı bir şarkı daha yak bence. İki günün acısını çıkartman lazım bak. İşte, işte ona ilham gelecek. İlham yok. Gelecek. Şu an ilham yok. İki gün daha mı kaçacaksın? Ne yapacaksın? İki büyük nimetim var. Biri anam, biri yarim. İkisine de hürmetim var benim. Biri anam, biri yarim. İkisine de hürmetim var benim. Biri anam, biri yarim. Daha ne desin adam? Adam ne desin daha? İki gün, olsun, iki günde kaçırırsın bakalım ne olmuş ya? Ama hiç kaçmasın ya, yanımda dursun. Tekle beni. Adam ya yanımda durma olur mu ya? Adam çalışıyor belki. Ama seviyorsa duracak canım, değil mi? Ya iyi de anne, hep yanında durursa da vallahi bak sıkıntı olur bak erkek tarafa. Yok, hiç sıkıntı olmaz benim yanımda. Bak bu adam ne kadar bak mübarek, nur yüzlü bir adam ya. Bıyıklara baksana bir. Bıyıklara bir bak, saçlara bak. Maşallah maşallah ya. Aslan dayım, Ali dayım benim. Peki anne, nasıl evlendiniz siz? Buyur. Nasıl evlendiniz? Görücü usulü mü oldu? He, görücü usulü oldu. Evlendikten sonra mı sevmeye başladın yoksa öyle nişanlılık devresinde sevmeye başladın mıydı? Bacım 3 sene nişanlı durduk. Azar onlardan şey olmuştu. O zaman bir aşk meşk olmuştur diyor. Sen mi çok sevdin, o mu çok sevdin? 5 sene askere ötmedi. 5 sene sonra ötti askere. Ali dayı. 2 sene askeri yolu bekledik. Babam yaşımı küçük yazdırmış. Ben akranlarımdan 4 sene sonra gittim. Ano. Ali dayı. Buyur. Sen annemi gördün de mi? Benim aşkım ilkokulda başladı. Anne. Tabii. Ha, hani görücü usulüdür ya. İlkokulda başladı. Allah da nasip etti. Şey mi anne? Ali dayı platonik aşk mı yaşıyormuş? Neymiş ya? Öyleymiş herhalde. Ha, karşılığı yok yani. O zamanlarda işte öğretmenim de günlük türkü söylettirirdi bana sınıfa girdiğinde. Yanıyorum desem sana söndürecek suyun var mı? Ağlıyorum desem sana güldürecek huyun var mı diye bir türkü vardı. Ondan sonra ilkokulda böyle ilkokulda benim başladı. Başladı. Ondan sonra büyüdünüz. Büyüdük. Yaş kaç yaşında evlendin? 19. 19 yaşında istettin. Evet. Verdiler mi hemen? Hemen. Rahmetli oldu. Dedem vardı gitti. Ben de evde TV açtım. Ana baba isterim ben komşumun kızını diye. Onu seyrederken dedem girdi. Hadi oğlum hayırlı olsun dedi. Dünyalar benim oldu. Vallahi sen iyiymişsin Ali dayı. Sen hepsinin ayarını yapıyorsun yani. Yani. İyi. Anne istemeye geldiklerinde ne getirdiler sana? Vallahi oğlum hiç bilmem ne. Daha 50 sene oldu. Ne getirdiler ne bileyim. Adamın iki gün kaçtığını biliyorsun da evlendiği günü niye? O yanımda ya tabii ki onu hemen kaçırdım. Kimse yok, çocuk falan yok. Onunla gün geçer. Şimdi kaç çocuk var senin? İki. İki tane çocuk var. Bir kız bir oğlan var. Evet. Torun tombalak da var.
Biri burada zaten. Başka var mı? Üç daha var. İki kızın iki oğlanı. Peki şimdi Ali Dayı'dan memnun musun diye misin? Bir daha sonra. Memnunuz kızım. Ne öğrenelim? Memnun olmasak nereye gideceğiz? Memnunuz. burada bile bir kahır var ha. Memnunuz da ne öğrenelim işte. Yapacak bir şey yok bile. Ali Dayı sen az sakat yerlerdesin ben sana söyleyeyim. Değil. Ben sana söyleyeyim bak. Değil. Sakat falan yerde değilim ben. Sakat. Teşekkür ederiz anne. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Çok sağ olasın. Dünya bir yanına, o bir yanına. Al. Ali dayım bak son noktayı koydu. Neydi Ali dayı? Dünya bir yanına, o bir yanına. Tamam da abi. Adam ne yapsın? Genini mi vursun canım? Allah Allah. Ali dayım var mı bir türkü daha? Şu anda ilham gelmedi. İleriki zamanda düşünürüz. Tamam. İlham gelince Ali dayımla şarkılara devam. Teşekkür ettim. Biz teşekkür ederiz Ali dayım. Allah razı olsun. Çok sağ olasın. Cümlemizden. Sağ olasın. Evet, Ali dayımın ilham gelir, ne zaman gelir ben de bilmiyorum ama gelir inşallah. Geldiğinde bir türkü daha isteyeceğiz Ali dayıdan inşallah. Hadi bakalım kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, ben buraya niye çıktım, neden çıktım, bunu izaha gerek yok. İşte buraya koymuşlar, çıktık yani. Niye çıktığımızı da anlamış değilim ama çıktık yani. İyi burası. Burası muhtarım, ne ağacıydı bu? Koca Çınar. Koca Çınar. Bostanözü'nün? Bostanözü'nün Koca Çınar meşhur Parkı. Koca Çınar Parkı. Evet, biz Koca Çınar ağacının üstündeyiz şu anda. Kamelya'da. Kamelya'dayız. Bir teras gibi, kamelya gibi bir yer yapılmış. Evet. Çok da harika olmuş. Çok da güzel olmuş. Muhtarım, bura Bostanözü'nün
Koca Çınar. Merkezi mi oluyor burası? Merkez. Merkezi. Ya bu ağaç çok eski bir ağaç o zaman. Aynen evet. Kaç yıllık mesela, kaç asırlık veyahut da? Kaç asırlık desem bir yaşını bilmiyoruz. Çünkü benim yaşım 45. Bildiğimde böyle bir ağaç. Böyle bir ağaç vardı. Evet. Evet şu aynen. Anda buraya güzel de bir çalışma olmuş. Bir taraftan havuz, bir taraftan havuz, kamelyalar. Kamelyalar var burada gelip oturulup piknik tarzında hani veyahut da ne bileyim kahvaltınızı da burada yapabilirsiniz, doğru mu? Doğru. Bu güzelliği var. Yemyeşil zaten. Ortam harika. Suyu. Burada su hattı mı geçiyor mutlarım burada? Sulama hattı geçiyor. Havuz. Sulama hattı. Ha, köylüler buradan faydalanıyor. Evet. Sağlı sollu sulama şey var burada. Sağlı sollu sulama şeyi. Maşallah ama köyün görüntüsü çok güzel burada ya. İnsan burada evet. Yaşlanmaz mutlarım be. Yaşlanır yaşlanır sıcak hava. Ali dayımın saçları ağarmış zaten de. Onu buraya yapmamış onu da. Onu da o da belli oldu gari. Ama yengem şey yaptı. Ne yaptı? Acizden. Evet. Tabi derinlere girmeyelim değil mi Ali? Girmeyelim. Tabii. O konulara girmeyelim. O konulara girmeyelim diyoruz yani. Girmeyeceğiz de zaten. Evet efendim şu anda bir çınar ağacının üstündeyiz. Güzel bir kamele yapılmış. Yapanlardan, emeğe geçenlerden razı olsun. Kim yaptırdı muhtarım bunu? Celalettin Ölmez. Celalettin Ölmez abimize de buradan saygı, selam ediyoruz kendisine. Böylesi güzel bir yatırım olmuş. Köylüler için de güzel olmuş. Ne diyelim, Bostanözü'ne geldiğinizde bunları ziyaret etmeyi unutmayın efendim. Hatta yanınıza çayınızı da alın gelin. Burada güzelce bu ortamda çayınızı da içebilirsiniz. Harika bir ortam. Aa, bak yengem de diyor ki kahvaltıyı bile yapabilirsiniz diyor. Evet, kahvaltınızı da yapabilirsiniz. Artık canınız ne istiyorsa efendim. Biz size bıraktık. Bostanözü'ne geldiğinde bu ağacı unutmayın. Burayı Koca Çınar. Koca Çınar efendim. Bak ismi Koca Çınar ağacı. Buraya gelin, burayı ziyaret edin. Harika bir yer. Yaşlanmazsınız efendim. Onu söyleyebiliriz. Yeşil çınar boyun boyuma uyar. Ben seni gizli sevdim. Bilmedim alem duyar. Ben seni gizli muhtarım. Evet. Bizi öyle bir yere getirdik ki. Bostanözü cennet gibi yere geldin. Vallahi Sera, şuna bak ya. Sera'nın içindeyiz. Sera değil mi burası? Evet. Sera burada ne yetiştiriyoruz biz şimdi? Burada salatalık, biber. Senede 3 tane ürün alıyoruz. 3 tane ürün. Evet. Ya bu yatırımı fazlasıyla çıkartıyor. Fazlasıyla çıkar diyor. Evet efendim. Bostanözü'ne geldiğinizde kesinlikle bu seralarda gezin derim. Bir rica edin gezin. Çünkü harika ya. Çok güzel olmuş. Muhtarım gel şöyle sen az daha gel. Şöyle baktığımızda daha dalında dalında salatalık biz yedik efendim. Biz yedik, size karşı ayıp olmasın diye de evet. Bir daha yemeyelim. Çünkü canınız çekebilir ama buram bildiğiniz salatalık diyelim artık. Salatalık kokuyor yani, bildiğiniz kokuyor. Aferin. Gördüğünüz gibi burada da dalında biberler. Dalında biber. Şöyle gördüğünüz gibi efendim. Muhtarım burası sana ait. Bana ait. Değil mi? Evet. Sana ait. Ve tabii köyde bu işi yapan var değil mi daha birçok? Var var. Yani sera ile ilgili 5 arkadaş var. Ha yapılan mı? Aşağıda büyük olan seramız var. 4-6 dönüm sera var. İbrahim Çetin orası daha büyük. Maşallah. Yani bu yatırımlar burada oluyor yani. Olur. Oluyor, kurtarıyor da. Kurtarır. Evet. Yani senede 3 tane ürün alıyoruz. Senede 3 sefer ürün alınıyor. Salatalı sök, kuzun domates ek, domates yok, kışın yeşillik ek. Yani 3 tane ürün alıyoruz. Çok iyi ya. Çok yani iyi. Kışın yeşillik soğan. Vallahi ne diyeyim efendim, gördüğünüz gibi anlatmaya gerek yok. Hani adam biri öyle diyor ya, anlatmaya gerek yok diye. Biz de anlatmıyoruz. Görün işte bakın, yemyeşil. Oh, seranın içindeyiz. Allah devletimize zarar vermesin. Amin buradan. Amin. Orköy'den yapmıştık. Karaman pazarına gidiyor. Haftada 3 gün ürün topluyor. Şeye çıkmıyor. Uluslararası değil. O Karaman pazarına. Karaman pazarına gidiyor. Ha, Bostanözü salatalı dediler miydi? Evet. Bu mu gelecek aklına? Bu aklınıza gelecek. Biber dediler mi? Bu mu aklınıza? Bostanözü biberi. O zaman ne yapıyoruz? Bostanözü incili. Dediler miydi? Dediler evet. Miydi alıyoruz yani. Aynen. Eyvallah muhtarım. Çok sağ olasın. Evet. Gelmeden. Efendim ne diyelim? Yani Allah çiftçimize, tarımcımıza, hayvancılarımıza kolaylık versin. Onlar varsa varız zaten. Onu her zaman söylüyoruz ya. Köylülerimiz
köylerimiz en büyük desteğe ihtiyacı var. Yani destekten kastımız maddisel değil efendim. Manevi olarak desteklere ihtiyacı var. Gördüğünüz gibi onlar çalıştıkça kazanıyorlar. O yüzden de diyoruz ki devletimizden Allah razı olsun zaten. Hiç sıkıntı yok. Onun başımızın tacı o. Milletimizden de ricamız kendi ürünlerinize destek verin. Yerli olan ürünlerinize destek verin ki işte köylülerimize bu şekilde sizlere hizmet versin efendim. Çoktur vermezlerse ben gidem. Ellerde güzel çoktur vermezlerse ben gidem. Gel gönül uslan gönül, zulmetme bana gönül. Gel gönül uslan gönül, zulmetme bana gönül. Koşa koşa yoruldum, gelme peşimden gönül. Koşa koşa yoruldum, gelme peşimden gönül. Aktekke Gıda ile Buram Buram Karaman programı tabii ki her zaman olduğu gibi hızıyla devam ediyor da. Bostanözü'ne geldik. Bostanözü'nde birçok güzellikleri gördük. Birçok güzel insanlarla muhabbet ettik. Yalnız şimdi öyle güzel bir ortama geldik ki tarih kokuyor. Her şey mis kokuyor. İnşallah burası da canlandı takdirde. Burası bir de ayrıca un kokacak, buğday kokacak. Değil mi muhtarım? Evet. Evet muhtarım, biz öyle bir yere getirdin sen. Burası neresi? Burası Bostanözü'nün su değirmeni. Su değirmeni. Su değirmeni. Yani 1965-70 yıllarında yapılmış, büyüklerimiz yıkılıp gitmesin diye ben de tatilat yapıp vatandaşın hizmetine sunacağım. Oo, su İnşallah. Su değirmeninde artık buğdaylar öğütülecek. Öğüteceğiz. Un olacak. Galiba. Un olacak, evet. Aynen öyle. Vallahi ne diyeyim, çok güzel bir tarih kokuyor efendim burada. Hakikaten bir tarih kokuyor ama iyi bir tadilata yani ihtiyacı bu bölgede, var. Bu bölgede bir tane bizim değirmen kaldı, su değirmeni. Hmm. İnşallah canlandırırsınız. İnşallah. Burası 1960 yıllarda mı? 70 yıllarında, 65-70 yıllarında. 65-70 yıllarda artık buranın eskileri yaptırmışlar. Evet. Ama tabii bir tadilat gerekiyor. Haliyle kullanılmayınca biraz eskimiş ama tadilat yapıldı takdirde güzel bir ortam olacak değil mi muhtarım burada? Evet, aynen. Evet, şu anda gördüğünüz gibi değirmenin taşlar bir taraftan. Buğday sandığı. Buğday sandığı. Döküyoruz. Buradan dökülüyor. Öğütülüyor. Öğütüyorlar aşağıdan. Un olarak. Un sandığımız oradaydı. Yani kullanılmayınca orada. Bu taşlar da onun için mi kullanılıyor? Evet. Vallahi taş suyla dönüyor. Döndüğüyle un yapıyor. Buradan bir dere akıyor o zaman. O dere çarpıp vuruyor mu? Evet. Şurada şey var. Çarkı var. Aşağıdan. Aşağıda çarkı var. Evet, şöyle aşağı inelim. Aşağıda bir de çarktan bahsediyoruz. Bakalım çark nereye gidiyor? Oo, evet. Şurada şey var, çark var. Evet, şu anda karanlık bir evet noktada ama gördüğünüz gibi çarkı da görüyorsunuz. Onunla suratıyla şeydir, idreye dönüyor, taş dönüyor, un yapıyor. Vallahi muhtarım burası çok güzel olur ha. Nostalji İnşallah. Olur yani, insanlar burada hakikaten bir eskiyi hatırlamış olur yani. Aynen öyle. İnşallah yapılır da İnşallah. Biz de yapıldıktan sonra tekrar geliriz. Bu ne muhtarım? Bununla taş kaldırıyoruz. Taşın altını temizlemek için, taşları işitmek için calaskar diyoruz biz ona. Calaskar. O zamanki calaskar artık. Evet. Evet, gördüğünüz gibi efendim. Eski bir değirmendeyiz, su değirmenindeyiz. Burası inşallah canlandığı takdirde canlı olan bir durumda. Yani tadilatı yapıldıktan sonra tekrar gelir. O çalışan vaziyette tekrar çekeriz inşallah. Evet, teşekkür ediyoruz muhtarım. Evet değerli dostlar, bir birlikteliğin burada sonuna geldik. Aktekke Gıda ile Buram Buram Karaman programı artık noktalayacağız efendim ama onun öncesinde sağ olsun hem muhtarımızın değerli eşi hem de muhtarımız bizlere çok büyük eşlikler ettiler. Çok büyük ilgi alaka gösterdiler. Onlara bir teşekkür etmek isterim. Onların son söylemek istediği bir şeyler varsa onları alayım
Daha sonrasında da ben vedamı yapayım inşallah. Yenge Hanım çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Hüseyin Ali sizden geldiğiniz için size teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Vallahi her şey çok güzeldi. İlgi alakanız için de çok teşekkür ederim. Hüseyin Ali gene buyurun gelin. İnşallah inşallah. Biz burayı öğrendik artık geleceğiz yani. Buyurun gelin buyurun. Ha. Her zaman kapımız açıktır. Her şey var burada. Kahve var, çay var, yemek var. Hepsi aynen var. Aynen öyle. Ha, onun için geleceğiz. Buyurun gelin. Tekrar gene bekliyoruz. Eyvallah eyvallah. Çok teşekkür ederiz. Muhtarım. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Son söylemek istediğim bir şeyler varsa onlara. Her zaman bekleriz Mehmet abi. Yani kapımız açık. Eyvallah. Her zaman güzel böyle bir çekim oldu. Her zaman devamını bekleriz. Eyvallah. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Evet efendim Bostanözü'ndeydik. Bostanözü'ndeki güzel insanlarla tanıştık. Düğün yerine katıldık. Kahvelerimizi içtik. Muhabbetler ettik. Şimdi artık veda zamanı. Hepinize sonsuz teşekkür ediyoruz. Bizlere destek verdiğiniz için Allah sizlerden razı olsun. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Görüşmek dileği ve duasıyla. Hadi bakalım Allah'a emanet. Görüşürüz. Hadi sağ olun. Teşekkürler. Gönül senin elinden şaşırdım nereye gidem. Gönül senin elinden şaşırdım nereye gidem. Ellerde güzel çoktur vermezlerse ben gidem. Ellerde güzel çoktur vermezlerse ben gidem. Gel gönül uslan gönül zulmetme bana gönül. Gel gönül uslan gönül zulmetme bana gönül. Koşa koşa yoruldum gelme peşimden gönül.